Manas Üniversitesi Türk Halk Dansları Topluluğu üyeleriyle beraberiz. Ama hemen belirteyim, 24 kişilik bir grup bu. Okulun tatil olması sebebiyle sadece 8 arkadaşımız gelebildiler, sağ olsunlar. Biraz önce çok güzel bir çayda çıra oyunu bizim için oynadılar. Elazığ yöresinden ve hiç de Elazığlılardan geri kalmadılar. Şimdi ben onları kısa kısa size tanıtmak istiyorum ve bu arkadaşımızdan başlayalım. İsminiz? Ayçörek. Ayçörek. Evet. Kaçıncı sınıf, hangi bölüm? İkinci sınıfta okuyorum, mütercim tercümanlık bölümünde. Nasıl, okuldan memnun musun Ayçörek? Çok memnunum. Çok beğeniyorum. İşte bu kadar. Nasıl bu Anadolu folkloru, Anadolu kültürü hoşuna gitti mi? Çok hoşumuza gitti. Bu yüzden işte bu halk dansına katılıyorum bu gruba. Adım Canı. Ben iki saat... Canı. Evet. Canı. İki saat bölümünde okuyorum. Kaçıncı sınıf? İkinci sınıftayım. Nasıl bu biraz önce oynadığımız oyunun nereye ait olduğunu biliyor musun? Hangi şehre? Elazığ'da. Elazığ. Elazığ biliyor musun hiç? Gittin mi? Hiç gittim. Hiç gitmedim ama çok istiyorum. Adım Derika. Üçüncü sınıf. Uluslararası ilişkiler bölümü. Evet. Sen Bişkek'ten mi geliyorsun yoksa başka bir şehirden mi geldin? Kırgızistan hangi bölgesinden geliyorsun? Ben Bişkek'ten. Bişkek'ten. Evet. Peki Manas Üniversitesi'ni tercih etmenin bir sebebi var mı? Özel bir sebebi? Özel sebebi Manas Üniversitesi Kırgızistan'ın en iyi üniversitesi diye düşünüyorum. Bu yüzden ben burada okuyorum. Yani burada okurken o düşüncenin doğru olduğuna kanaat getirdin mi? Elbette, evet. Kendinde inandın yani. Evet. Evet. Benim adım Yule, ben Bişkekliyim, burada okuyorum, 3. sınıfta. Benim hangi bölüm? Uluslararası İlişkiler bölümü. Evet. Okulu bitirince bir hedefin var mı, düşüncen var mı? Burada mı kalmak istiyorsun, başka bir yere mi gitmek istiyorsun? Şu anda ben tam bilmiyorum ama zamanım var da. Bir yıl daha var. Mesela Türkiye'de çalışmak gibi bir hedefin var mı? Tabii ki var. Üstelik ben Türkiye'ye gittim, çok beğendim de. Türk Halk Dansları Topluluğunu tercih etmenin bir sebebi var mı? Çok güzel oyunlar oynadınız biraz önce. Çünkü bu çok ilginç de başka bir halkın oyunları bilmek yani. Başka şehirlerden de var mı? Anadolu kültüründen, Anadolu şehirlerinden başka oyunlar da öğrendiniz mi? Öğreniyor musunuz? Karadeniz gibi, sonra Silifke. Karadeniz, Silifke, onları da oynuyorsunuz. Evet. Tamam, bir başka sefere de onları inşallah beraber siz oynarsınız, biz de seyrederiz. Evet. Merhaba, benim adım Karina. Mütercim tercümanlıkta okuyorum, 2. sınıf. Türkiye Türkçesi Rusça. Evet. Peki okul bitince, mütercimlik bölümü bitince hedefin nedir? Bir hedefin var mı? Ne yapmak Tabii istiyorsun? Tabii ki hedefim var. İstanbul'a gitmeyi düşünüyorum. Orada master yapacağım. İşte bu yazında okulumuz bizi Antalya'ya gönderdi. Staj gördük orada. Çok memnun kaldım. Evet. Peki Türkiye deyince aklına ne geliyor? Türkiye hakkında kafanda nasıl bir imaj var? Nasıl bir düşünce var? Benim ulusum Tatar. Bu nedenle ben Türk sözü duyunca hemen Türk kardeşleri görüyorum. Yani aklıma Türk kardeşler geliyor. Türk atanın balaları diyorsun. Evet. Merhabalar, benim adım Aziza. Ben iktisat bölümünde okuyorum. 2. sınıftayım. Evet. Burada okumaktan çok memnunum. Bu üniversitemizi çok seviyorum ben. Benzerlik var mı Anadolu kültürüyle Uygur kültürü arasında? Var. Nasıl benzerlikler var? Danslar da var tabii ki. Yemekte, gelenekselde. Geleneksel kültür birbirine yakın diyorsunuz. Benzerlikler çok. O yüzden yabancılık çekmiyorsun. Evet. Benim adım Alfiya. Mütercim tercümanlık. Türkçe-Rusça bölümü. 4. sınıftayım. Alfiya da galiba Tatar ismi, evet, değil mi? Tatar ismi. Tatar. Kazan Tatarı mı, Kırım Tatarı mı? Kazan Tatar. Kazan Tatarı. Var mı akrabalar orada? Evet var. Dayım orada yaşıyor. Evet. Ben oralara gittim. Aznakay, Kazan, çok ben dolaştım. Gerçekten onların kültürü de bize çok yakın. Evet. Ve güzel yerler. Tabii. Türkiye hakkında neler söylemek istersin? Neler söyleyebilirsin? Türkiye çok çok güzel bir ülke. Ben Antalya'ya gittim bu sene. Çok beğendim. Geleneklerimiz çok benziyor. Yemekler de çok yani çok çeşit var. Dansları da çok beğeniyorum. Benim ismim Nigina. Nigina. Evet. Manası nedir Nigina'nın? Anlam var mı? Evet vardır. Bir anlamı yüzüktür. Diğer anlamı da değerli anlamına gelir. Değerli. Evet. Nigina Uygurca bir sözcük mü yoksa nedir? Hangi kelime olarak? Tacik. Farsça. Evet, anladım. Tacik misin sen? Hayır, ben Uygur'um. Uygursun. Hı-hı. Ama evet. Nigina Tacik.
ismi? İsmi Tacik. İsmi evet. Tacik, evet. Annem, anlamı. Annem bu ismi çok beğendiği için bana verdi. Evet. Digina, sen hangi bölümdesin? Hangi sınıftasın? Kaçın sınıftasın? Ben de Uluslararası İlişkiler bölümünün 3. sınıfın öğrenciyim. Bu yılda staj yapacağız. Belki Türkiye'ye gitsem çok memnun olurum. En çok nereyi görmek istiyorsun Türkiye'de? Sen gitmedin değil mi? Diğer arkadaşlar gitmişler bazıları. Hayır, ben bu zamana kadar gitmedim. En çok istediğim, gitmek istediğim yer İzmir, İstanbul ve Antalya.